sanatçısı sevgili Turgay Hilmi ile sohbet kaldığı yerden devam ediyor. Evet, gecesi 50 bin dolar olan kaşesi. Evet. Jerusalem bilabedel buraya geldi. Niye? Turgay Hilmi'nin hatırı için. Benim de tabii şerefti benim için. Onun çocuklarının piyano hocalığını yaptım ben. Aa, ne güzel. Evet, ama dostluk. Yani o ayrı bir konu. Ama bu senin dostlukların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok faydası dokandı. Oldu sevgili. Çok iyi oldu. Oldu. Evet. Yani bu konserler yapılırken ben de orkestrada çalıyorum. Yani Otello'da çaldım. Tabii. Saraydan Kız Kaçırma'da çaldım. Evet, evet. Sihirli Flüt'te çaldım. Yani bunların hem organizatörlüğünü hem şeyini yaptım. Sihirli Flüt'ü de tabii ki yine Turizm Bakanlığı yapmış olan benim çok yakın arkadaşım. Derviş Deniz'in bakanlığı döneminde. Galiba kardeş oluyoruz değil mi? Abim oluyorlar. Galiba abim oluyorlar. Yani gerçekten abin olması değil, insan olarak. Ve o da müthiş bir konserdi. Ben ona da olarak gittim. Bunu çok önemsiyorum. Hı-hı. Şimdi siyasi boyutunu bir Sayın Akıncı dediniz, bir Sayın Denktaş dediniz, bir de Derviş Deniz. Sayın Derviş Deniz. Evet. Dediniz. Sizin tanıklık ettiğiniz sürece başka siyasi sayabilir misiniz destek anlamında? Yani Mehmet Ali Talat'ın döneminde de Carmina Burana'yı yapmıştık. Hı hı. Evet. Belediye olarak da yani hakkını yemeyeyim Cemal Bulutoğulları'nın döneminde de yine opera gecelerini yapmıştık. Hı. Yani güzel. Destek aldım. Güzel. Ha akıcılığı organizasyonun o tartışılabilir. Ama yaptık yani. Evet. Bir niyet vardı ve oldu. Vardı ve yaptık. Demek yani. Olabiliyormuş. Hı? Yani bu kadar kolay. Demek ki daha neler de olabilir. Olabilir. Evet. Yani bu bitmedi. Maşallah Turgay Hilmi genç. dolayısıyla bu kadar çevreyle, bu bir donanımla çok tabii daha konserlere var, sebep olabilir. Var. Siz yardıma hazırsınız yani neticede bundan sonrakiler içinde. Yani bürokratik şeyler var. Bunlar olmasaydı önümde daha burasını ben kültür cennetine, müzik cennetine, dünyanın odak, sanat odağı ona çevirebilirdim. Ama maalesef ülkemizde sanata destek değil de köstek olunuyor. Yani bu bir iki saymış olduğum projeler, bunlar sivrilenlerdi aralarda. Evet. Ama bastırılanlar da var. Onları burada söylememe gerek yok ama bu bastırılanlar da çıkabilirdi. Hatta o kadar projeler koydum ki yani ufacık Malta'yı ele alacak olursak orada bir opera festivali olmuştu. Beni davet etmişlerdi oraya. Münih'ten uçmuştum. 3 tane uçak aynı anda kalktı. Gittiğimde otellerde yer yoktu. Hı-hı. Operalarda yer yoktu. Sanat etkinliklerde yer yoktu. Evet, ufacık Malta'dan bahsediyoruz. Bunu söylemeden edemeyeceğim esasında. Yani böyle bir konuda. Yani kendi kültürümüz ve tarihimizde, yani Kıbrıs'ın tarihiyle müziği, sanatı birleştirecek. Biraz önce bahsettiğin gibi bir sürü turizmi tetikleyen şeylere sebep olabiliriz aslında. Olabiliriz. Yani bunların birlikte düşünülmesi ve Kıbrıs için çok lüzum olan, yani Kuzey Kıbrıs için çok lüzum olan bunların yapılması lazım. Evet. Yani ama değerli hanımefendiler, size bir örnek vereyim. Mesela Cats var. Evet. Mesela evet. Phantom of the Opera var. Ya. Bunlar yıllardan devam beri eden, hala devam eden ve full satan kapalı gişe değil mi onlar? Satan halen. Evet, projelerdi. Peki bir yani basit bir baraka yap ya, onu bir şeye çevir. Operaya çevir. Evet. Bütün otelcilere çağrı yapıyorum. Turizm Bakanlığı dahil. Koydum da bunu masaya. Ya bir orkestra kur. Cats gibi. Evet. Phantom of the Opera gibi. Evet. Ve bunu bütün yıl çalıştır. Ne yap? Yöreye yönelik Saraydan Kız Kaçırmayı yap. Evet. Bir Mozart operası koy. Veya da bir müzikal koy. Bir şey koy. Ve bunun satışını yaparken yurt dışında Turizm Bakanlığı olarak de ki ya işte bizim plajımız da var, otellerimiz de var, tarihi eserlerimiz de var. Ama paketimizin içinde Saraydan Kız Kaçırma da var. Evet, süper. Evet. Kışın Avrupa'da bunu kaçıncı kez şu an burada söylüyorsunuz? X kez. Bir emekli ordusu, bir yaşlılar ordusu var Avrupa'da oturan ve bunlar sıcak bir ülke arıyor. Evet, evet. Kışın yani gidebilecekleri. Hem bir konser dinliyor hem de turistik gezi şey yani yapıyor. Fransa'nın güney sahilleri de var sıcak. Evet. Bilmem Marokko, Fas var, bilmem Mısır var. Bilmem. Evet. Ama Kuzey Kıbrıs'ta var ve burada bir de opera var. Evet. Gitmişken güneşe, doğaya, tarihi eseri görmeye, Saraydan Kız Kaçırmayı da dinleyeyim de.
koy onu. Bak nasıl çalışır, nasıl çeker. Sen böyle bir durumda yardıma da hazırsın. Kaç defa söylüyorum. Bak söylüyoruz yani. Altını çiziyor. Söylüyoruz. Kocaman kocaman. Başka ülkeler istiyor benden organizasyon yapmayı. Şimdi başka ülkeler deyince, hı-hı, siz bu dünya konserlerinin tamamını Almanya'yı temsilen katıldınız doğal olarak, değil mi? Evet. Evet. Kuzey ama... Kıbrıs'ı temsilen de yaptım. Hı-hı. Ama bizimkilerin farkında olup olmadığını bilmiyorum. Bizimkiler dediğimde tabii peki, ki hükümetlerin. Almanya'yı başka bir şey. Neyse ki Turgay Hilmi yani Türkçe bir isim. Adı yani evet. Türk bir Türk ismi. Şimdi benim bildiğim en azından Alman vatandaşı Turgay Hilmi temsiliyetle gittiği yerlerde Kuzey Kıbrıs'a kapı açacak yardımların da anahtarını çalıştırıyor. Öyle. Değil mi? Birçok programında zaten yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fare kültür ateşisi olarak da geçtiği, hı-hı, vardır. Yani, hı-hı, Japonya'da, hı-hı, veya Fransa'da, hatta çıkarmak istediler, ben de konsere çıkmam dedim. Yani böyle şeyler de oldu. Biz yani hem sanatçıyım ama hem de ülkemin temsiliyetini bireysel olarak da yapıyorsun. Yapıyorum ve bilincindeyim yani. Tabii sadece bravo. O değil. Onun mesela, farkındayız hep yani farkındayız canım. Teşekkür ederim. Bence izleyiciler de varsa mutlu yani olurum yani. Hepimiz yani, hı-hı, farkındayız. Şey bence. Diyeyim mesela Tokyo'dayım. Joshi Üniversitesi'nin Ignatius Katolik Kilisesi'nde bir konser. Niye orada? Çünkü Ork ve Korno, hı-hı, konseri olacaktı. Bir Japon partnerim vardı, hı-hı, ki onunla bayağı konserler verdik. Aya Yoshida diye bir partnerim. O da yine Facebook sayfamda var. Japonya onu konserlerim şimdi diye. Ekranda görüyoruz. Tamam. Evet. İşte Japonya'nın en güzel, en büyük konser salonlarına çaldım. Şimdi Tokyo'daki bir konserimde konserden sonra kaşem veriliyor. 10.000 mark. Hı-hı. Hiç gizlim saklım yok. Ondan sonra da kokteylde Japon nuns, neydi nuns Türkçe, rahibeler, evet, geliyor. Biz işte Japanese Catholic Women Association olarak, hı-hı, geldik. Menajeriniz bize bahsetti işte Türkiye'de bir deprem oldu. Büyük bir deprem oldu. Hmm. Bu İstanbul Yalova falan bir deprem olmuştu deprem ya. 99, evet, evet, 99 depremi. Evet. Ondan bahsediyorum. Evet. Ve geldiler ve Japonların nazikliğini düşünün. Bir zarf üzerinde kurdeleler böyle, hmm, ne kadar süslemişler. Ve onların saygısı, yani saygı duyduğu kişinin daima daha altına eğilirler. Ve eğilerek lütfen dediler, bunu alın götürün ve bir yerde bağışlayın, yardımınız olsun dediler, hmm, tamam mı? Ve ben de geldim ve orada Çekül Vakfı'na verdim, hmm, İstanbul'da ve Yalova'da bir ilkokulun yapımında kullandım. Aa, 10 bin süper. Dolar. Süper. Bu senin oradaki dolar. Konserin, evet, vasıtası, evet, sebep, evet, oldu. Evet. Diğeri de Sapporo'da, Sapporo Medical Association'ın davetlisi olarak gittim. 2500 seyircilik, seyirci kapasitesi olan Kitara Hall'da verdim. Bu da yine görünüyor resimlerde. Orası yine Full House ve konser bittikten sonra Korno ve Ork ve bir de Alp Kornosu çalıyorum ben. Bu Alp dağlarındaki çobanların çaldığı şey var ya, deri pantolonumu giyiyorum. Evet. 4,5 metrelik, evet, bir, evet, alt kornosu var. Evet. Onu çalıyorum falan. Hatta seyircilerden de alıyorum yanıma. Onlar da koyun ve inek çanlarını çalıyorlar. Tam uyumludur. Evet. Yani bu eskiden zaten sinyal olarak kullanılır. Bunu burada da yaptın ama sen. Var. Ben buradadır gördüm çünkü. Alt kornosu. Ha, yaptım onu, ha, da burada. Ha. Hatta su hortumu falan, bahçe hortumu var ya, suları onunla da çalıyorum. Evet. Şey oluyor, o da eski bir tarafı. Evet. Ve bittikten sonra yine bir kokteyl oluyor. Ve Sapporo'nun tıp kurumunun başkanı yanıma geliyor ve Turgay Bey, bunu da ekstra size takdim etmek istiyoruz. O günkü aktüel olan da neydi? MR alınacaktı hastanemize. Orada da yine 10 bin doları bana takdim ettiler ve gelip burada onu ben de takdim ettim. Yani tabii, Nalbantoğlu Hastanesi'ne. Nalbantoğlu'na takdim, evet, ettim. Nalbantoğlu'na bağışlar çoktan oluyor. Yani, hı hı, Sayın Şakir Fakılı vardı. Burada, evet, büyükelçilik yaptı. Evet. Bizim Şakir Fakılı ile dostluğumuz 90'lı yıllara dayanır. Bir orkestrayı getirdiğinde, gençlik orkestrasını, bir çocuğumuzu da, Alman çocuğumuzu misafir etmişti evine. Daha sonra Şakir Fakılı Nürnberg'de başkonsolosu olarak görev yaptı. Hı hı. Ve o görev süresince
benim yine bu tıp malzemeleriyle ilgilenen arkadaşlarım bir bağış kampanyası başlattılar. Ve 3 tane mamograf, 4 tane diyaliz, 1 tane tır kamyonu dolusu malzemeyi Şakir Fakılı ile birlikte biz üzerine bayrağımızı da asarak kamyonun Lefkoşa buraya gönderdik. Kalbatoğlu Hastanesi'ne. Yine yangın çıkmıştı mesela. Büyük yangın. Evet. 95-96. Evet, evet. Benim içim nasıl kan ağlıyor. Ülkem yanıyor, tamam mı? Evet. Ve yurt dışında olunca bir başka oluyor. Tabii. Alevler sardı ormanları. Hı hı. Daha yanıyor ve ben bir kampanya başlatmam lazım. Para toplamam lazım. İnsanıma yardım etmem lazım. Hayvanlarım ölüyor. Ormanlarım yanıyor. Gidiyor ülkem, tamam mı? Bir bağış kampanyası başlatabilmem için oradaki birçok bürokratik var tabii. Bırak şunları dedim. Gittim kiliseye. Papaza dedim gel ya Allah aşkına. Ben dedim konserlerinin %90'ı kiliselerde oluyor. %80'i kiliselerde oluyor. Hı hı. Bana bir bağış şeyi aç dedim. Benim hesabım kullanılabilir dedi. Ve bağış olarak geçerlidir. Ve verdiğim makbuzlar da vergiden düşünebilirim. Süper. Açın yangın albümümü Facebook'umda. 25 bin mark. Bravo. Bugünkü değeri 40 bin euro, 50 bin euro. Papaz arkadaşı yanıma aldım, getirdim Sayın Cumhurbaşkanımıza. Papazla beraber geldim. O da görsün. Takdim ettim. Çok resimlerle duruyor. Evet. Gazeteler yazdı bunu. Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanımız nurlar içinde yatsın. Bir de espri yaptı. Bir papazdan kurtuldum. O birini getirdim. Ya, işin espri tarafıydı. O da esprili biriydi. Hep öyle müthiş esprileri vardı. Verdim. Bu aşlandırma için tabii değil mi? Yani herhalde uygun bir yerde kullanmışlardır. Yani yardımlar böyle devam ederken işte Kuzey Kıbrıs'ın Dostlarım Derneği'ni kurdum. Onu diyecektim. Bu arada sen onu kurdun. Evet. Hangi yıldı? 1997 yılıydı ve zannedersem. Ve o aracılıkla hatta 99'un öncesinde başladık. Evet. Yani o derneğin hem kurucusu hem şu an genel başkanısın. Evet. O dernek vasıtasıyla da hep yardımlar. Hep beni seçiyorlar. Ben de başkanlığını yapıyorum. Evet. Yani 70-80 üyemiz var bu derneğin. Ve derneğimiz küçüktür ama yaptığı işler çok büyüktür. Ve Almanya'daki bu hukukçular, hakimler veyahut da ofisler bizi takip ediyor. Yani orada bir dernek kurduğun zaman mercek altındasın. Hele muhakkak, de yabancı bir başkanın ve yabancı ülkelerle çalışan bir dernek oldum. Bizim kuruluşumuzun amacı neydi? Kültürel, sosyal, insanları yaklaştırıcı iki ülkenin. Aynı zamanda yardım derneği mi? Yardım, tamam mı? Yani buydu bizim şeyimiz. Ve derneğimizle birlikte işte tekerlekli sandalyeler, bilmem araçlar, gereçler, engellilerimiz için, kanser hastalarımız için sürekli olarak... Kurulduğundan bugüne bu yardımlar bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Ve edecek. Ve insanlar artık bizi gelip buluyor. Ya sizin derneğiniz bağış yapıyor, biz de falan. Evet. Mesela bir kızımız yine... Kıbrıs Postası'ndaki köşe yazılarımda duruyor bütün hikayesi. Bu arada devam ediyor yazılarında. Yani kafam bozuldu mu yazıyorum böyle. Evet. Yazıyor, tamam mı? Sen bozulunca yazıyorsun. Hem bozulunca hem bir şeyi eleştirmek istiyorum. Yazıyorum. İyi şeyleri de yazıyorum, tamam mı? Ve bir kızımız 5. kattan düşüyor. Kemikleri tuzla buzuluyor. Tamam mı? Ben bunu okuyorum. Gazetede almaya tanımıyorum. Açıyorum telefonu. Yardım istiyorlar çünkü gazetede. İşte ben Turgay. Kızımız şu anda İstanbul'da bir hastanede yatıyor. Ve didik didik yani kırık dökük vücudu. Böyle açıyorum telefonu. İşte ben senin Turgay abin. Merhaba Turgay abicim falan. İşte ve tanışıyorum orada telefonda. Evet. Duydum ben senin böyle bir kaza geçirdiğini falan. Ve sana yardım etmek istiyorum dedim. Evet. Derneğe bağlayacağım. Çok teşekkür ederim. Yanına geleyim mi dedim. Gel dedim ona. Hı. Aldım uçağı ertesi gün uçtum İstanbul'a. Bir de bebek ayıcık aldım ona. Gittim girdim odasına. Elifciğim ben geldim dedim. Kucaklaştık Turgay abicim. Sanki 40 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Bak sana şans getirmesi için bir de ayıcık getirdim. Gördüm kızımızı. 24 yaşında bir şeydi o günlerde. Hı hı. Ve döndüm Almanya'ya. Kuzey Kıbrıs'ın Dostları Derneği çok elit insanları da bünyesinde tutan bir dernektir. Nürnberg gazetesinin 450 bin tirajlı gazetenin genel yayının yönetmeni Joachim Hauck derneğimizde üye. Dedim, böyle bir durum var. Hemen gazeteye çıktık. Bir hafta 10 gün içinde 13-14 bin euro topladım. Getirdim. Hesap açtım kızımıza. Küçük bir
damla yardım bravo topladım. Size. Alman halkı da böyledir yani yardımda. Yani dernek bunları yapıyor. Ve bu faaliyetler devamlı gözetim altında oluyor dedim ya. Bir gün bir mektup geldi bana. Bir baktım ağır ceza hakiminden. Bu ne dedim. İçim gitti ya mahkemelerle. Ne oluyor? Derneğimin ne alakası var? Biri bir iftira mı attı? Bir şey mi oldu? Okuyorum. 2000 euro ceza. Bilmem cezaya çarptırılan bilmem ne. Evet. Ya Turgay bir dakika ya otur bir daha oku şunu. Sakin sakin. Ve bir ağır ceza hakimi bizim derneği mercek altına alıyor ve sürekli teker sandalyeleri falan filan getiriyoruz ya. Diyor ki bunları getirirken çünkü bir gazetede bir haber çıkmıştı ağırlık parası oluyor bazen. Cezaya çarptırmış olduğu bir Alman'ın ya yani bir suçlunun 2000 euroluk cezasını bizim derneğe yönlendiriyor. Ay çok o. O da bağış oluyor yani neticede. Bize destek. Mahkemeden bağış geliyor size. Cezaya çarptırılan bir adamın evet, cezası bize geliyor. Acaba bizim radarlardan toplanan ceza herhangi bir sosyal hizmet veren kurumumuza gidiyor mu? Yahut da ya. Ceza, para cezasına çarptırılan bir adamın, insanın ya da yollarda cezası. Trafik kazasından engelli olur. Yani dernek budur bizim. Şimdi böyle ben, çalışıyoruz. Biliyor musun, büyük ihtimal orada tahmin ediyorum şeydir. Yani mahkeme böyle bir şeyi hayır şeylerine bağışlamaktı ve sizi seçti. Bizi seçti neden? Evet. Çünkü o hakim arkadaş... Vakti zamanında bir sarhoş sürücünün çarpması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Evet, empati yapmış tabii. Yaptı. Ama müthiş. Yaptı. Muhteşem. Takdir etti. Onun takdirini almak benim belki de böyle bir kaza geçirmemiş bir hakimden takdir almaktan çok daha en büyük yaşam ödüllerimizden biri bu biliyor musunuz? Hı-hı. Böyle bir baktığınız zaman hani hayat bir ödül sunuyor insana. Evet evet. İşte, böyle bir ödül anlattınız siz hiç bakmadan, şu hiç farkında bile değildim böyle bir şey. Müthiş bir ve şey. Ve beni o kadar çok da gurur ki. Gurur verici bir şey. Tabii bu arada sen durmuyorsun. Bu kadar vakti nasıl buluyorsun inanamıyorum. Çünkü bir de okul açıldı burada. Yani o da yani bayağı oldu değil mi? 10 yıl. 10. yılımız bitti. O fikir nasıl doğdu? O fikir nasıl doğdu? Yani... sevgili hanımefendiler, güzel insanlar, şık hanımefendiler, aman. Motivasyonum devam ediyor aman, çünkü. Evet. Genç konuğumuz bizde karşılıklı. Fark etmiyor musunuz devamlı? Çiçekler yağıyor. Bizde karşılıklı. Kabul evet bu arada. Teşekkür ederim. dünyada birçok ülkede çocuklara ben kurslar veriyorum. Almanya'daki saraylarda dünyadan yüzlerce insanın gelip de workshoplarıma katılarak konserler verdikleri oluyor. Bunu ben 18-20 yıl yaptım Weikersheim Sarayı'nda. Yine bu sarayla ilgili resimlerim Facebook sayfamda var. Galiba bu akşam yani bu akşam herkes Facebook sayfama girip beni izleyecek. Programda da görecekler. Programda da görüyorlar zaten şu an. Evet. Ve bütün bu çocuklara, gençlere, yetişkinlere verdiğim kurslar hep bir çiçek oluyor dünyada. Ya, çok güzel. Ve gördüm ki ülkemizde bir boşluk var. Bir yani amatörce bir eğitim var, özel dersler var. Ve bu eğitimi veren bir kurum yoktu ülkemizde. Yoktu. Açtığınızda. Yoktu. Yani resmi yoktu. Olarak kurulmuş hala da yoktu. Bir, yani bizim kapasitemizde ve bizim profesyonel eğitmen kadromuzla vermiş olduğumuz eğitimi yapan bir kurum yoktur başka ülkede. Güney'de de yoktur. Evet. Nüfus sayısı olarak da yani 600 küsur çocuğa biz eğitim veriyoruz 3 şubede. Kıbrıs Sanat, Müzik ve Bale Okulu olarak. 3 şube mi şu an? Evet. Lefkoşa Girne biliyorum. Bir de Lap'ta var. Orada da bir kiliseyi restore ettik. Lap'ta devam ediyor değil ediyor, mi orada? Tabii. Evet, orada kilise restorasyondan sonraki. Evet. Ve 2005 yılında evet. Ya yani 10. yılımız bitti. Gözlem Özdeğirmenci ile beraber. O da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun keman sanatçısı. Gerek senfoni gerek operada Ankara'da görevler yaptı. Ondan sonra Hacettepe'nin Akademik Orkestrası'nda uzun yıllar görev yaptı. Ve dedim ki haydi Gözlem gel biz bu
okulu açıyoruz. Evet. Ama eğlence için açtık önce biz. Yani hiç beklemezdik böyle bir şey olacağını. Talep de çok oldu ve değil mi? Evet. Tabii tanıyorlardı bizi yani sanat çevresi. Biliyordu. İşte o çocuğu getirdi. Bir öğrenci, iki öğrenci falan derken baktık ya biz başa çıkamıyoruz. Ne eğitimler veriyorsunuz daha ilk çok? Piyanoyla başladık. Kemanla başladık. Tamam ama şu an kornacıları var. Evet. Bakır nefesler ya. Trombon, tuba, korno ve trombon, tuba, korno ve trompet. Ama aynı zamanda bale eğitimi de var. Evet. Yukarı 150 çocuğumuza bale eğitimi veriyoruz şu anda. 150. Ve bu çocukları biz sadece Kıbrıs içinde değil, Kıbrıs dışına da açtık. Evet, onu da diyecektim. Konserlere götürüyorsunuz. Götürüyoruz. Evet, ve bu çocuklara biz konserler verdirirken insan sevgisini de aşılıyoruz. Tabii. Şimdi yurt dışına ilk Malta'da başladık. Gittik orada. St. John's Cowell Cathedral korosuyla birlikte Malta'da bir konser verdik. Foray Requiem yapmıştık. Foray'ın Requiem'i. Ondan sonra Maltalılar bize geldi. Burada konser verdik. Bela Pais Manastırı'nda. Bu devam etti. Şimdi Papa'ya götürdüm çocukları. Evet, hatırlıyorum. Alman Papa. Ama niye Papa diyeceksiniz şimdi biliyor musunuz? Ya dünya küçüktür gerçekten, sanat dünyası. Papa'nın kardeşi, Alman Papa'nın kardeşiyle ben yıllarca beraber çalıştım. Georg Ratzinger. O da mı Alman Papa'nın? Bir ahbabın mıydı o da? Hemden az sonra. Uluslararası ünlüne sahip bir ama nelere sebep kurucusuydu. Oluyor açıyor kapı. Tamam mı? Ve ben Bakır Nefesi Kentetim'le Papa'nın kardeşi Georg Ratzinger'e 70 kilometre Regensburg'da oturuyordu. Uluslararası ününe sahip bir koroyu kurdu. Erkek çocuk korosu. Regensburger Dom Spatzen. Yani Regensburg katedral serçeleri. Tam tercüme edecek olursak. Ve onlarla Christmas'ta, Easter'de, Paskalya'da yani devamlı çaldık. Kardeşi Papa olunca da ben açtım telefonu. Georg dedim ya benim de bir çocuk korom var Kıbrıs'ta. Kardeşine gidip bir sunumda bulunmak istiyoruz. Evet. İki tane halk türküsü söyleyelim. Kamuran Aziz'in Al Yemenisi'ni söyleyelim. Ne tamam güzel. Ya falan dedi. Ben yani kapattım telefonu, pek ümitli değildim. Yarım saat sonra James Harvey, Alman Papa'nın sağ kolu, Vatikan'dan arıyorum dedi. İşte Hazretleri bana böyle bir şey var dedi. Ne zaman gelmek istiyorsunuz dedi. Güzel, derken süper. De wow dedim ben. Evet. Hemen hazırlandık. Ve birkaç ay içinde gittik. Çocuklar için de ne büyük tecrübe. Muhteşemsiniz. Şimdi sonuna geldik, yetmedi. Yetmeyeceğini biliyorduk. Bilmediğimiz bir şey değil. Çok güncel yeni bir proje var mı? Çok kısacık da onu bize anlatın. Tamam. Sona geldik. Yeni projem, projelerim. 28 Ocak'ta BAF Avrupa Birliği'nin kültür merkezi olarak seçildi. Ve 28 Ocak'ta açılış konserini Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nun korosuyla yapıyoruz. Yine Al Yemeni ve Kıbrıs bir adamını söyleyeceğiz. Bu devam ediyor. Berlin Filarmoni'de 1 Mayıs'ta ülkeye geliyor. Yine BAF'ta konserler verecek. Yani bilinen Berlin Filarmoni. Evet. Ve onun koordinatörlüğünü bana verdiler. Ülkemizde, burada bir çağrı olarak da geçerli olsun bu söyleyeceğim. Ülkemizde bir müzik aleti çalan, bir orkestrada çalabilecek kapasiteye gelmiş olan gençlerimiz, çocuklarımız varsa benim de temas gitsinler. Berlin Filarmoni'de çalan sanatçılarla bir workshop yapılacak. Onlar da yanına oturup konser verecekler. Konseri de birlikte verecekler. Yapacaklar. Ayrıca Berlin Filarmoni bir şeyde Mayıs'ta konser verecekler. Yine çabuk geçeyim. Temmuz'un da ilk haftasında yine Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nun çocuk korosuyla Fransa'nın Rennes şehrine gideceğiz. Ve oradaki bir gençlik orkestrası ile birlikte konserler vereceğiz. Ve bu çocuklar ikinci defa gidiyor oraya. Koro ikinci defa gidiyor. Çocuklar ilk defa gidiyor. Yeni kadro çünkü. Ve orada aileler yanında kalarak Fransız kültürünü de öğrenip gelecekler. Ve en sonuncusu da Ağustos'un ilk 10 günü içerisinde Almanya'dan 120 kişi, Fransa'dan Almanya'dan 120 kişi, İsviçre'den 80 kişi orkestra ve Avusturya'dan da 40 kişilik bir koro geliyor. Küsüratlı bunlar. Ve bunlar birleşerek Beethoven'un 9. senfonisini ülkede yapacaklar. Nerede yapıyorsunuz? Nerede bu? Belli mi? Palas'ın karşısındaki futbol sahasını düşünüyoruz. Ara bölgedir. Ve tamamen neutral, tamamen tarafsız. Ona kesin biz de geliyoruz şimdiden onu şey yapalım. Lütfen gelin. Evet. Hatta naklen yayında yapabilirsiniz. Onun çok sevinirim. Nerede diye. Evet. Bu projeler var önümde. Bugünlerde bunların organizasyonuyla ilgileniyorum. Bir proje daha var. Nedir?
bir yer yapıyorsunuz galiba değil mi? Evet. Yani, değil mi? Evet. Esas bombayı sonda konser ve bomba derken tabii. Devlet tiyatro bombası. Ve konser binası mı? Evet. Bir yudum soluk vaktim var mı? Bak. Evet, evet. Bunun da müjdesini evet. verelim. Şimdi, çünkü bu kesin değil mi yani zaman içerisinde olacak ama fikir olarak fikir kesin. Evet, şöyle evet. başladı. Şimdi aslında ben bir Almanya'da bir Rotary kulübünün üyesiyim. Evet. Tamam. Evet. Rot diye bir kulüp. Nürnberg'in biraz dışında. Rot kulübü başı çekerek district içerisinde olan 66 kulüple birlikte Kenya'da bir ilkokulu yaptı. Bu 1 milyon 800 bin euroya mal oldu. Ve o kadar çocuğu barındırdı, su bulundu, barınak oldu, çocuklar orada yatıp kalkıyor. Bu proje bitti. Ben de bu vakfın, Rotary Vakfı'nın başı çekenleriyle birlikte oturuyorum. İşte o bitti, bu bitti falan ya dedim. Bizim sen yine de işte, bizi düşünüyorsun. Ne dedin sabah orada? Sabah kalktığımda ben zaten ülkem için ne yapabilirim diye. Dedim ya bizim ülkede de 1999'dan beri yanık duran bir tiyatro binası var. Yanık duran. Evet. Yanık, aslında yani trajikti olay, tamam mı? Yani. Ben yani gerçekten bir sanatçı olarak utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Yani 2016'dayız ve o bina hala da aynı şekilde biz duruyor. Biz de bir vatandaş olarak istiyoruz devlet tiyatromuz olsun. İstiyorum. Açıkçası. Gördüm oradaki sanatçıları yanık bir köşe kalmış da orada kurtulmuş binası da olsun. Orayı çalışma alanları olarak yaptılar. Ve Rotary'ye bunu söyledim. Tamam mı? Peki Turgay dedi biz bunu ele alırız. Bana çizimler de verdiler. Yapıldı. Yani bu 2-3 yani aydan beri konuşuyoruz diye. Bunu. Evet. Şartlar var. Yani biz bunu finanse ederiz. Evet. Ama dörtte birini de sizin finanse etmeniz lazım. 2 milyon mu tutacak? 500 binini burası vermesi lazım. Bence iyi bir teklif. Şahane. Lütfen ya. Şahane artık. Yani iyi az oldu ama yani şahane. Fena değildi. Arkadaşlarımla paylaştım. Gözlerindeki ışığı görecektiniz. Ben evet. uçtum mutluluktan. Tabii ki, tabii ki. Böyle bir projeniz var. Sağ olun, var olun. Hep böyle genç kalın, dinamik kalın, çok iş evet, yapın, hı. biz de alkışlayalım. Teşekkürler, sevgilerimle. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet efendim, rüzgar gibi geldi ve geçti Turgay Hilmi Mutfağ'ın dili olsa da. Diliyorum ve ümit ediyorum. Çok sayıda genç izlemiştir programımızı, niye mi? Bir Kıbrıslı Türk'ün dünya vatandaşı olarak bugün ülkem için ne yapabilirim sloganıyla sürdüğü bir yaşamdan kesitler de dinlediğimiz aslında. Yine çok güzeldi gençler için. Ne ekersen onu biçersine çok güzel bir örnekti. Sevgi ekmiş ailesi. Sanat sevgisi ekmiş. Keman çalan anneanne, piyano çalan anne ve o ektiğini biçip 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 bugün ortaya bir Turgay Hilmi çıkmış. Çok etkilendim bir cümlesi. Diyor ki sanat siyasetin bir adım önünde bir kültürdür. Sanat siyasetin yapamadığını yapar. Eğer engel koymasalardı, eğer destek olup köstek olmasalardı ben Kuzey Kıbrıs'ı bir sanat adası yapabilirdim dedi. Büyük bir iddia gibi görünüyor ama bunun büyük bir iddia olmadığını da yaptıkları anlatıyor. Çünkü tılsımlı bir şey var elinde sevgi ve insanlık. Evrensel bir şifre efendim bu. Evrensel şifresiyle kurduğu insani ilişkiler ve sevgisiyle binlerce dolarlık kaşeye sahip sanatçılar bilabedel buraya gelmişler defalarca. Ve defalarca bunun olabileceğini göstermesine rağmen 5 siyasi ismi zikredildi. Sayın Akıncı, Sayın Talat, Sayın Denktaş, Sayın Derviş Deniz ve Belediye Başkanı eski Cemal Bulutoğlu. Destek efendim, destek böyle bir ışıltıya, böyle bir pırıltıya, böyle bir dünya gururuna Kuzey Kıbrıs Türkü'nün bunların hiçbirini de abartmadığımı bu programı izleyenler göreceklerdir. Birazcık destek. Çünkü lütfen unutmayın. Gerçekten sanat siyasetin hep bir adım önünde ve sizin bir değeriniz var. Dünyanın bir köşesinde bu sabah ben ülkem için ne yapabilirim diye uyanan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.